İstanbul'un ticaret merkezi Perpa'da A Blok Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Sezgin ve B Blok Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Demir ile iş sağlığı ve güvenliği üzerine gerçekleştirdiğimiz röportajları izliyoruz. Ben Hasan Sezgin, Perpa Ticaret Merkezi A Blok Yönetim Kurulu Başkanıyım. Yaklaşık 10 yıldır bu görevde devam ettiriyorum. Kısaca Perpa'ya anlatmama izin verirseniz, Perpa Ticaret Merkezi toplamda 650 bin metrekare üzerinde kurulu, içinde 4600 tane iş yerinin olduğu, 25 bin çalışan, 40 bin günlük 40 bin ziyaretçisinin olduğu bir ticaret merkezi. Yaklaşık 30 Anadolu ilinden daha büyük bir ticaret merkeziyiz. Binamızın içinde 16 tane banka şubemiz var, noterimiz var, makine mühendisleri odası, elektrik mühendisleri odası, ticaret odası temsilciliği, BEDAŞ bölge müdürlüğü vesaire. Aklımıza gelebilecek her şey binamızda mevcut. Binamız ikiye ayrılmaktadır. A blok ve B blok. A blok tarafında elektrik, elektronik, aydınlatma, kablo sektörel bazda oluşturmaktadır. B blok kısmında da daha ziyade makine ve hırdavat sektörü ağırlık oluşturmaktadır. Perpa 1. İş Güvenliği Fuarı gördüğünüz alanda alan olarak küçük ama hacim olarak çok büyük. Çünkü İş güvenliği firmalarının en büyükleri, sektörün en büyükleri Perpa'da. Perpa Ticaret Merkezi iş güvenliği sektörünün merkezi konumunda. Tabii iş güvenliği dediğimiz zaman sadece baret, kask, ayakkabı vesaire değil. İş güvenliğinin birinci unsuru aslında meslek hastalıkları. Çalışanların meslek hastalıklarına karşı korunmasıdır. Yani bunu da iş çalışanlarımızın hepsine eğitimle, bunu sağlamalıyız. Daha sonra ekipmanla bunu desteklemeliyiz. Perpalı firmalar uluslararası fuarlarda, ulusal fuarların hepsi yerini alıyor. Ama biz özellikle 6-10 Mayıs iş güvenliği haftası nedeniyle Perpa'da bir iki gerçekleştirelim dedik. Perpa'da yapalım dedik, Perpalı katılımcılara yapalım dedik. Yani Perpa adını Türkiye'de biraz daha marka haline getirmek adına, Perpalı esnafa, buradaki esnafa, burada çalışanlara yardımcı olabilmek adına yaptık bunu. İsmim Hacı Demir, Perpa Ticaret Merkezi B Blok Yönetim Kurulu Başkanıyım. Aynı zamanda Perpa Kooperatifinin de yönetim kurulu başkanlığı görevinde üstleniyorum. Şimdi 6 ve 10 Mayıs dünya çapında uluslararası olarak iş sağlığı ve güvenliği haftası olarak kutlanıyor. Malum Türkiye'de de bu konu son yıllarda daha büyük önem arz etmeye başladı. Çünkü özellikle tersanelerde başlayan, inşaatlarda başlayan iş kazaları nedeniyle hayatını kaybeden işçilerimiz oldu. Ben bir kez daha onlara rahmet diliyorum. Uzuvlarını yitiren işçilerimiz oldu. Çok önemli bir hale geldi. Son yıllarda yasal düzenlemelerle iş sağlığı güvenliği uzmanı bulundurma iş yerlerinin hepsine küçüğünden orta tehlikeli, çok tehlikeli bütün hepsine getirildi. Bugün bu anlamda biraz daha bilgi eksikliğimizi gideriyoruz ama malzeme konusunda yeteri kadar bazen kullandığımız malzemeleri tanımıyoruz. Biz bugün Perpa'da bulunan iş sağlığı ve güvenliği firmalarımız vasıtasıyla her türlü iş güvenliği ekipmanının burada mini bir tanıtımını yapıyoruz. Firmalarımız gelen ziyaretçilerine bu ürünlerini tanıtıyorlar. Dolayısıyla çalışma yaşamlarında nasıl kullanacakları konusunda bilgilendirme yapıyorlar. İş güvenliği insanlara mevzuat yönünden sıkıcı gelebilir ama İnsan canından ve sağlığından daha kıymetli hiçbir şey yok. Sonucunda ürettiğimiz her şey insan için. Dolayısıyla önce insan sağlığı ve iş güvenliği geliyor diyoruz. Bunun anlamda da Perpa Ticaret Merkezi iş sağlığının ve iş güvenliğinin ortak adresidir diyoruz.